Edebiyatı ve Türkçe'nin Yıldızı Süre yayınlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Akif Hoca, performans sesi 3'te karşınızdayım. Başlasın mı? Başlasın. Hadi fıtı fıtı diyelim hocam. Şimdi ne diyor? Bu ikilikten yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Nedir bu handeler bu işveler bu nazo istina nedir bu cilveler bu işveler bu kameri bala dedi. Şimdi nedir diye soru soruyor mu canım arkadaşım? Evet hocam soruyor. O halde bir yer bir yerde bir ikilikte bir dörtlükte olabilir. Bir soru varsa ve bu soruda Cevap ver, verilmesi icap eden tarzda bir soruysa bu. Yani bilip de bilmezden gelme gibi değil de ciddi ciddi merak ederek soru sorulmuşsa o zaman istifam sanatı vardır ve istifam sanatına yer verilmiştir. Şimdi burada bir enteresan ifade geçiyor. Musarra. Hocam musarra ne? Efendim eğer e, dize sonundaki sesler aynı bitiyorsa şapkalı A ünlüsüyle bitiyor. Dolayısıyla musarra beyti oluyor. Yani Gazellerin ilk ikiliği veya kasidelerin ikilikleri, ilk ikiliği tabi. Yani beyit de diyebiliriz. Burası musarra oluyormuş. Ha, hocam meslevideki bütün ikilikler musarraha beyit mi yani Aynen öyle canım arkadaşım Dolayısıyla sevgiliye sitem edilmesi var mı? Yani nedir bu handeler, bu işveler, bu naz, bu istina? Niye naz yapıyorsun? Niçin naz var gibi? Yani bu cilve, bu işve, bu kameri bala derken sevgiliye bir sitem edildiğini anlıyoruz aruz ölçüsüyle yazılmasına hocam ben aruz ölçüsünü bulamam. Yani failatu mef'ulün nereden bileyim? Yani böyle bir ikilik verilmişse ve kameri bala gibi, nazu istina gibi böyle Arapça fasya tamlamalı bir şey ise bu. O zaman orada aruz ölçüsü kullanılmıştır. Çünkü divan edebiyatı e, nazım şekli olarak yazılmış bu veya anlayışıyla yazılmış. O yüzden aruz ölçüsüyle yazılmasına evet. Makta beytimi hayır niçin? Çünkü makta beyti şairin adının geçtiği beyit olduğuna göre burada şairin adı geçmiyor ve o halde cevap ne? Cevap edir ne? Cevap ee, işte bu. Performans testi 3 ve soru 2. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Kara gözler, kara gözler kararmış kara gözler. Tutalım sultan oldun, yelkenim kara gözler. Yani karayı gözler, yani toprak parçasını gözler. Ve buradaki kara gözler siyah gözler anlamında olduğuna göre redife yer verilmiştir. Olmaz. Ay, yazılışları aynı anlamları farklı ise Buna cinas deniliyordu. Düz uyak şeması kullanılmış mıdır? Evet. A, A, B, A. Yani mani tipi düz uyak örgüsü kullanılmıştır deriz. Ve dolayısıyla evet doğrudur. Cinas sanatı vardır. Doğrudur. Arı bir dil var. Bunu okuduğumuzda anlıyoruz bu dizeleri okuduğumuzda. O halde arı bir dil vardır. Doğru. Halk şiiri geleneği ürünüdür. Evet nereden anlayabilirim? Ölçüsüne bakabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yedileyici ölçüsü olunca ve A, A, B, A şeklinde olunca ne oluyordu? Mani. O halde burada halk şiiri ürünüdür. Bu da doğru. Cevap ne? Cevap Ankara. Cevap A. İşte bu. Performans testi 3 ve soru da 3. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi birinci ve ikinci şiir için ortak olduğu söylenebilir? Hmm. Şimdi mesela konu ortaklığı olabilir, ölçü ortaklığı olabilir değil mi arkadaşlar? Veya işte dış örgüsü ortak olabilir, ee, icabında uyakları yarım uyak tam uyak ortak olabilir gibi. Konuşamadın hocam falan diyebilirsin. Aynen vazin oluyor işte. Şu haline bak da utan. Ne okuma bilirsin ne sayı. Ne üstünde var ne başında. Ne midende ne kursağında. Bari gel de görgünü artır. Medeniyet öğren ayı. Vay. Yemek masası nedir? Peçete nedir? Çatal bıçak nedir? Gör diyor. Efendim şimdi ikinci şiirde ormanda büyüyen adam azgını. Çarşıda pazarda seyran beğenmez. Medrese kaçkını softa bozgunu. Selam vermek için insan beğenmez dedi. O halde ikisinde de ciddi manada laf soktuğunu anlıyorum. Yani ikisinin de bir satirik şiir, yani efendim eleştiri şiiri olduğunu, yergi şiiri olduğunu anlıyorum. Dolayısıyla ikisinin ortak yönü benim gördüğüm kadarıyla satirikti. Konu itibariyle. Şöyle bir göz atınca hani mesela ölçüleri aynı olamaz çünkü birinci şehir serbest ölçü olduğunu hissediyorum. Neden? Bir uzun bir kısa dize var. İsterseniz şöyle şıklara geçelim. Hece ölçüsüyle yazılmaları hayır. Neden? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gördüğünüz gibi bir 9, bir 8, bir 10, 11 falan gidiyor. Burası ise ikinci dörtlük 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Demek ki Ece ölçüsüyle yazılmaları ortak değilmiş. Satirik şiir biz bulmuştuk. Evet ortak. Peki cevap herhalde B. Devam edelim uyak ve redif kullanmaları. Mesela bozgunu, azgını da bir redif görüyorum. Beğenmez, beğenmezler de redif görüyorum. Ama burada utan sayı başında, kursağında. Hani ortak yönü itibariyle baktığımız zaman hani uyak ve redifleri. Hani yukarıda redif olsa bile kursağında ve başında ortak bir uyak yok. Yani... E mesela tam uyak, yarım uyak gibi e, ortak bir durum yok. Azgını ve bozgunudaki, hani bozgun ve azgın. E, Z'ler yarım uyak oluşturduğunu görüyorum. Beğenmez ve seyranda da an anlar. Yani bunların arasında da tam uyak olduğunu görüyorum. Lakin yukarıdaki şiirde, yani gör ve de yarım uyak var mesela. Sonrasında sonrasında bir tam manasıyla bir uyum da olamıyor. Dolayısıyla uyak ve redif kullanmaları yok değil. Sonra ortak nazım birimi kullanmaları birim olarak mesela burası sayısal değerde birim. Dörtlükken burası bent olarak yani birinci şiir bent olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu da ortak değil. E, serbest ölçüyle yazılmaları birinci şiir serbest ölçüydü ama ikinci şiir hece ölçüsüyle yazıldı canım arkadaşım. Dolayısıyla cevap ne? Cevap Bursa. Cevap B işte bu. Performans testi 3 ve soru 4. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Bat ona derler ki elinde cühelanın kar olmak için kesbi kemali hüner eyler diyor. Şimdi burada aruz ölçüsü tercih edilmiştir. Eğer kesbi kemali hüner diyorsa tamlamalı bir durum var. Anlıyorum ki divan edebiyatı nazım şekli olarak yazılmış veya o zihniyette yazılmış bir şiir olduğuna göre burada bir aruz ölçüsü vardır diye akıl yürütüyorum. Eyvallah. dolayısıyla yabancı sözcük ve tamlama da altını çizdiğim yerde vardı kullanılmıştır diyor. B şıkkında doğru. Şairin manglasına yer verilmiştir diyor. Hayır neden hayır hocam? Ne bedbat kelimesi ne kahır kelimesi birisinin Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin gibi ismi olamaz yani. Dolayısıyla Fuzuli, Baki, Nedim olamaz. Yani yazmıyor şairin Ozan'ın adı. Dolayısıyla cevap B, C gözüküyor. Didaktik bir söyleyi söz konusudur. Yani bahtsız ona derler ki elinde cühelanın. Bahtı olmayanın cahil elinde olduğunu görürler kahr olmak için kesme Kemal hüner eyler. Yani adam kahr olur. Niye? Çünkü yani hüneri, olgunluğu maalesef çoklukta görülmez gibi. Hani böyle bir durum aktarılmış. Hani iyi kötü anlayabiliyoruz bunu değil mi? Dolayısıyla didaktik olduğunu, öğretici olduğunu anlıyorum. Tezat sanatına yer verilmiştir. Evet kemal olgunluk, cahil, cehalet ise yani e, anlamsal bir e, bir zıtlık olduğu için tezat sanatı da vardır diyorum. Dolayısıyla cevap ne? Cevap Ceyhan. Cevap C. İşte bu. Performans testi 3 ve soru 5. Bu dörtlükten, dörtlüklerden pardon yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Gurbet, gönül gurbet ile varma ya gelinir ya gelinmez. Her güzele meyil verme ya sevilir ya sevilmez. Emrah der ki düştüm dile bülbül figan eder güle güzel sevmek sarp bir kale ya alınır ya alınmaz diyor. Efendim şimdi sevgili arkadaşım mazmuna yer verilmiştir diyor. Mazmun dediği şey neydi? Divan edebiyatındaki krişe ifadelere mazmun deniliyor. Peki gül ve bülbül meselesi bir divan şiiri mazmunu olduğuna göre mazmuna yer verilmiştir diyebilirim. Şimdi e, tapşırma mı? Evet şimdi son dörtlükte şair e, Ozan ismine yer verirse... E, ...Emrah der ki diyor tapşırma olmaz mı? Evet Ozan'ın adının yer alması divan şiirinde makta beyti olarak adlandırılırken... ...veya kasidelerde taç beyti olarak söylenirken... ...efendim burada aşık şiirinde ise... Tapşırma olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla doğru. Uyaktan yararlanılmıştır. Efendim varma verme derken. Ee, verme. Buradaki memaları attık. Varma vermedeki. Sonra ma'meler gitti. R sesleri yarım uyak. E sevilmez ve gelinmez de. Ee, burada mezmazlar manzar aynı ama burada ses uyumu olamıyor. Ama bir e, ilk, e, ilk dörtlükte birinci ve üçüncü dizi arasında yarım uyak olduğunu görüyorum. Dile, güle, kale. Şimdi dile, düştüm dile. Neye? Dile. Yönelme aleki. E, efendim e, bülbül fiygan eder güle yönelme aleki. Dolayısıyla ikisi arasında da yönelme aleki olduğuna göre ben diyorum ki L'ler yarım uyak oluşturdu. Veya. Biz bu üçün arasında değerlendirirsek de üç dizi arasında e, e seslerinden dolayı kaledeki E yönelmale ki olmadığı için yine yarım uyak olarak adlandırıyorum. Dolayısıyla uyaktan yararlanıldığını da görüyorum. Peki koşma nazım şekli mi? Bilmiyorum. Ne yapmam lazım? Saymam lazım. Neyi hocam? Hece sayısını bilmem gerekiyor. Hece sayısı eğer 11 ile olursa o zaman koşma nazım şekli olacak. 8 ile olursa semai olacak. O halde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Efendim işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 EC ölçüsü olunca koşma değil. Semai oluyordu can dostlar. Dolayısıyla bu bir semaiymiş. Teşbih sanatına yer verilmiştir. Benzetme sanatı demek istiyor. Dolayısıyla güzel sevmenin sat bir kaleye benzetildiği teşbih burada net olarak var. Yani benzetme var bir güzeli sevmek sarp bir kaleye çıkmak gibi diyor. Dolayısıyla cevap ne? De, cevap Denizli. Cevap de İşte bu. Performans testi 3 ve soru 6 bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Nokta nokta Anadolu'nun kendine asmaneviyatının maneviyatının oluşmasında önde gelen bilgin, bilgelerindendir dedi. Yani buradaki sanatçı Anadolu'nun kendine has bir maneviyatın oluşmasında etkili olmuş. Osmanlı Devleti'nin ekonomik, kültürel ve siyasi açıdan toparlanmasının ardından başlayan imparatorluk yolculuğunda şairin önemli bir manevi kuvvet olduğu söylenebilir kulluğu, şahsiyeti, İslam'a olan hizmeti ve maneviyat dünyanın sıra katkılarıyla günümüz insanın duygu, düşünce ve eylem alanını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemiştir. Peki şu ana kadar çok anlayamamış olabiliriz. Devamına bakalım. Yunus Emre'nin izinden giderek 15. yüzyılda sade dille söylediği ilahileri günümüze kadar ulaşmıştır. Ankara ve çevresinde hmm, Ankara ve çevresinde kurduğu eğitim yuvası yüzyıllar boyunca Anadolu'da etkisine sürdürmüştür. 15. yüzyılda Ankara ve çevresinde dergah kurup insanları yetiştiren ve ilahileriyle ünlü olan kim? Hacı Bayram Veli ve dolayısıyla Hacı Bayram Veli hocam mekanda bilecek miyim? Evet biraz burada böyle biraz kapalı. Dolayısıyla cevap ne? Cevap Edirne. Mevlana Celaleddin Rumi sevgili arkadaşlar. Selçuklular döneminde 13. yüzyılda karşımıza çıkan bir divan şairi. Fihi mafih falan diye eseri vardı. Mesnevisi vardı. Abdal Musa ise... Antalya Elmalı civarında dergah kurmuş ve kaygısız Abdal'ın yetişmesine önderlik etmiş. Aynı zamanda Alevi Bektaşi yani Yunus'un izinden gitmiyor. Ee, tarikatına mensup olan bir isimdi Niyazi Mısri yani Halveti tarikatının Mısri'ye kolunu falan oluşturmuştu hafızam beni yanıtmıyorsa dolayısıyla bu da hani e, olamaz Mısır ve civarında da bulunmuş olan bir isim ondan bahsetmesi lazımdı. 17. yüzyıla falan rahatsızıyordu. Aziz Mahmut Hudayi 16. yüzyıl. Dolayısıyla 16. yüzyılda Divan-ı İlahiyat adlı eseri falan vardı. Hani Osmanlı Devleti'nde özellikle yönetici tabakasıyla ilişkiler kurmuş bir isimdir gibi adlandırılırdı. Dolayısıyla cevap ne? Cevap edir ne? İşte bu. Performans testi 3 ve soru 7. Biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu parçanın aşağıdaki edebi türlerin hangisinden alındığı söylenebilir diyor. Ama ismi hakkında halk dirler ki namı made rızadı satılmış idi ki avam değiştirip satı dirlerdi diyor. Vakta ki şiir söylenip mahlas lazım oldu. Satıyı değiştirdi. Zati diye tabir eyledi. İlk işi baba mesleği olan çizmecilik idi vezirler zatiye çağırarak senin sağırlığın bir mansıp ve memuriyet vermeye uygun değildir diyerek kendisine Bursa'da 30 akçelik bir tevliyet virdüler diyor. O halde sevgili arkadaşım bu ne? Bir şairi yani zatiyi tanıttı. Dolayısıyla hani mahlasa kadar mevzudan bahsettiğine göre Efendim burada teskire şairlerin yaşamlarının veya biyografilerinin ele alındığı şiir olduğuna göre şey özür dilerim yazı türü olduğuna göre divan edebiyatında. Cevap ne Ankara. Peki evet şimdi salname nedir? E günlük gibi yani saraydaki olup biten güncel olayları ele alan hani bir çeşit tutanaklar. Şehrengiz de devrin e, hani o dönemde ...o devrin güzel bir şehrini tanıtan... ...yazılar, düz yazılar ya da şiir de olabiliyor bu arada... ...menakıbname ne... ...yani din ulusu olarak adlandırılan... ...bazı kimselerin... ...olağanüstü hallerini anlatan yazılar oluyordu... ...yani düz yazı daha çok... ...sürname ne... ...sünnet veya kadınların evlilik törenlerinin anlatıldığı... Hemen düz yazı ya da şiirlere deniliyor sürname... E ben dolayısıyla cevap ne? Cevap Ankara cevaba. Performans testi 3 ve soru 8, bu tablodaki numaralı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. E ben birincisi, ikincisi ve üçüncüsü boş bırakılmış böyle. Bakalım, vesiletin necat adlı eser verilmiş ve mevlit olduğu belirtilmiş türü itibariyle, Vesile-i Necat kimindi? Hocam Türk edebiyatının en meşhur mevlit örneğiydi. Kime aitti? Süleyman Çelebi'ye aitti. Kim efendim 15. yüzyılda yaşamış olan Bursa'da ikamet etmiş olan bir isim de Süleyman Çelebi. Zaten en önemli eseri Vesile-i Necat Kurtuluş Vesilesi ve peygamberin doğumundan başlayarak işte peygamberliği vesaire gibi bölüm bölüm anlatan bir şiirdi bir mesleviydi. Peki Gülşehri ne yaptı? Gülşehri felekname'yi yazdı. Hayır en önemli eseri tamam ama Mantıkut Tayr adlı eseri vardı. Yani kuşların yaşam öyküsü anlamına gelen en önemli eser de bu Mantıkut Tayr. Yani iki şık böyle beraber devam ediyor. Peki Katip Çelebi çok önemli bir isim 17. yüzyıldaki Tuhfetül Arameyn diye bir eserden bahsediyor. Sanırım efendim bu eser bir gezi yazısı. Yani Kabe'ye gitmesiyle ilgili yani sanatçının e, oradaki geziyi anlattığı. Yani e, dini bir yolculuk yapmış olabilir ama Nihayetinde bir gezi yazısı ve e, cevap ne? Bursa Candos'sa cevap be işte bu. Performans testi 3 ve soru 9 bu parçada tanıtılan divan şairi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Döneminin gazelde usta şairleri ve rindane gazelleriyle tanınan sanatçı Baki'den sonra divan şiirinin en büyük gazel şairi olarak anılmıştır. Burası önemli bilgi. Sanatçı Şam, Mısır, Edirne ve İstanbul'da kadılık görevlerinde bulunmuş. Dönemin bazı şairleriyle sanat düzleminde çeşitli tartışmalara girmiştir. Desinler redifle gazeliyle ünlüğü yaşadığı ünlü olan sanatçı Efendim külfetsiz etkili dille şiirler yazmıştır. Yaşadığı devrin şairler sultanı olarak kabul edilmiştir diyor. Şimdi burada yüzyıllar biraz önemli. E mesela o Nefi ne zaman yaşamış? 17. yüzyılda. Zati 16. yüzyılda. Nabi 17. yüzyılda. Eşeyül İslam Yahya 17. yüzyılda. Taşlıcalı Yahya 16. yüzyılda. Şimdi yüzyıllarını bilmek mühim. Baki'den sonra dediğine göre Baki ile aynı yüzyılda yaşayan Zati'yi ve Taşlıcalı Yahya'yı eledik. Yani burada geriye kalan üç tane sanatçı oldu. Şimdi Nabi ile ilgili Nabi'yi eleyeceğim. Neden? Çünkü Nabi ile ilgili mevzu şu. Hikemi tarzının önemli ismi Sultan'ın Şuara olabilmesi için bir şahsiyetin bir şairin gazelde ünlü olması icap eder. Dolayısıyla buradaki Nabi de eledik. Yani ayrıye ve Hayrabat adlı meslevileri olan sanatçıydı. Ha, burada desinler redifli gazeli de yok elbette ama hani mevzuyu nasıl eğiliyorum? E şimdi burada iki şıkka kadar düşürdük. Hocam ÖSYM de öyle yapıyor. Eyvallah. Nef'i kaside şairidir. Yani meslevi de yoktur ayrıca. Sanatçının hani Nef'i'nin tabii ki o da çeşitli kişilerle polemikte yaşamış olabilir doğru. E, ama e, Şeyhülislam Yahya burada cevap. Çünkü şairler sultanı olarak... Nefi'yi hiç anılmadı. Nefi'nin meşhur eleştirilerini topladığı eseri olan Sihamı Kaza vardı ve dolayısıyla hem desinler edibli Redifli Gazel'de şey İslam ya, ya ya cevap de cevap Denizli cevap de. Performans testi 3 ve soru 10. Biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu dizelerin aşağıdaki yapıtlardan hangisinden alındığı söylenebilir diyor. Şimdi böyle durumda hem anlama bakmam icap ediyor sevgili arkadaşım hem biraz şekilsel durumla da ilgilenmem icap eder. Yani çünkü mesnevi olabilir. E, şairlerden biri mesnevi üretmemiş de olabilir. Dolayısıyla sevgili arkadaşım bakalım bir. Huyu bed adeti bed meşrebi bed eder erbabını merdudu ebet. Hem niçin olmak olursa na sen ana eyle tevazu ishar. Yani bu tevazu kelimesi biraz tanıdık geldi değil mi? Alçak gönüllü ol gibi. Ukala gerçi şekerler yediler. Sana kibir edene kibir et dediler. Yani kibirli, mağrur, gururlu olana sen de kibirli ol dediler diyor falan. Sanki bize bir nasihat veriyor ya da yani burada böyle didaktik bir tutum var. Şimdi bir şeyleri eleştiriyor olsaydı siyah mı kaza derdik. Artı hani burada AA ve BB meslevi nazım şekliyle yazıldığına yani CC olduğunu her beytin her ikiliğin kendi arasında kafiyeli olduğunu görüyorum. Bu ise meslevi de olur. Dolayısıyla... Siyamı kaza yani meslevi değil kasidelerin toplandığı eleştirilerin toplandığı bir eserdir. Kaza okları anlamına gelir ki nefi'inindi. Takvim-i Tevari e, malumunuz e, Katip Çelebi'ye ait bir eserdi. Ve önemli olayları Hazreti Adem'den o güne kadar e, yani o zamana kadar ki dünyadaki önemli olayları anlatan bir nesir tarzındaki eserdi. O yüzden bu bir nesir değil Efendim Mecalüsü Nefais olsa Alişir Nevai'nin eseridir. Nefisler muhasebe asya anlamına geliyor ama e, bu, bu, bir meslevi değildi Mecalüsü Nefais. Yukarıdaki örnek bir meslevi. Mecalüsü Nefais bir, bir ve malumunuz şairleri ozanları tanıtan bir eserdir. Efendim şikayetname olsa düz yazı olur. Selam verdim rüşvet deyip almadılar şeklinde bir üslubu vardır ki cevap ne oluyor geriye ne kaldı eleme yöntemine cevap C. Ce, Hayriye Nabi'nin performans testi 3 ve soru 11 bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Onun şiirleri dönemin sanat anlayışına uygundur ancak şairin şiirlerindeki dili biraz savruktur. Dili savrukmuş peki. Hemen şiirde uyağı ilk kez terk eden, hmm, uyağı yani şiirde uyak yok. İlk terk eden sanatçı metafizik ile görünen aleme yani metafizik görünmeyen alem demek ki görünen alem de e, malumunuz yani fizik alemi. E, şiirde birleştirmiştir eserlerin hemen hepsini romantizmden beslenen şair o zaman tanzimata doğru yolculuk yapıyoruz ölümü de aşkı da şiirlerine eşit düzeyde ele almıştır. Sanatçı şiir dışında tiyatroya da önem vermiş. Ancak tiyatroları teknik açıdan zayıf kalmıştır diyor. Tiyatroda tekniği zayıf olan, epey de tiyatro eseri yazan kimdi? Okunsun diye yazan Hocam Abdullah Gamit Tarhan. Harikasın. Dolayısıyla burada aktarılan Abdülhakamit Tarhan'dır. Malumunuz sanatçı Validem eseriyle, şiiriyle serbest ölçünün ilk örneğini vermişti. Ve tabi pastoral şiirin ilk örneğini veren de bir isim de Efendim sanatçı hani Sahra adlı eseriyle, şiiriyle. E ki, hani makber şairi olarak anılıyor, tezatlar şairi, şairi azam gibi sıfatları olan bir isimdi. Romantikti. Recai Zahide Mahmut Ekrem de belki romantizmden etkilendi. Belki derken şiirde. Ama yani burada aktardığı dili savruktur. Dili daha titizdir mesela. Bir, iki metafizik ile hani görünen alemi birleştirmiştir denmez. Ee, burada Recai Zahide Mahmut Ekrem ile ilgili şu denir. E, tablo şiir gibi bir ifade kullanılabilir. Her güzel şeyi şiir olarak görmüştür falan gibi. E, Name-i Seher'de musike önem vermiştir gibi böyle şeyler semzemesinden falan bahsedilebilirdi. Muallim Naci divan edebiyatından da etkilenmiş. Batılı tarzda veya sade dille de yazmış olan sanatçı. Renkleri daha çok yer vererek ateş, pare, şerare gibi eserleri kaleme almıştır. Hani burada gerçek eser vermemiş de. Hani metafizik de görünen alem demez de efendim. Cenab-ı olsa Cenab-ı hiç duyulmadık kelimelerin. Yer aldığı bir şiir lisanı oluşturmuştur gibi. E hani işte o Saat Semen Vanbardı lerziş gibi ifade edişler. Elhan-ı Şita şairi gibi denirdi mesela. Namık Kemal olsa aksiyon adamıdır. Vatan millet konularına yer vermiştir gibi söylenirdi. Dolayısıyla cevap ne? Cevap Ankara. Cevap. Performans testi 3 ve soru 12 bu parçada aktarılan şiir anlayışı doğrultusunda eser vermeyen şair Aşağıdakilerden hangisidir diyor. Gizemin, simgenin, bireyselliğin, ruh ve rüyanın içinde şiiri soylu bir tür olarak gören ve gelenek ile modern şiiri birleştirip bir senteze ulaşan, özgün imgeler yakalayan şiirde biçimi çok önemseyen, biçimi önemseyen dedi. Dizeyi baş tacı eden ahenkli söyleyişler ile Cumhuriyet döneminde imgeci şiir içerisinde yer alan ve kendine özgü şiir evreni oluşturan şairlerdir. Allah kim bunlar? Öz şiir, ha, öz şiir şairlerim hocam, saf şiir şairler. Aynen öyle. E, bunları nasıl kodluyorduk? Caney, 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 neredesin aney? Dolayısıyla caney ne hocam? Ecai Sıtkı Tanancı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Doyup Asaf Ale Çelebi, Necip Fazıl Kısa gerek? Yaşar... Ee, Yaşar abin hayır da girer buna da. E, yedi meşaleciler artı Yahya Kemal Bey attı. Yani yedi meşalecilerin hemen hepsi giriyor tabii. Hikayeci olan Kenan Ulusi Koray hariç. O halde Ahmet Duyup Duranas bunun içinde, Yahya Kemal Beyatlı bunun içinde, Ahmet Hamdi Tanpınar Özşehir içinde, Beçet Necati yok, Caney'de öyle bir kodlama da yok. Cahit Sıtkı Tarancı evet 35 yaş şairi, Beçet Necati evler şairi ve cevap ne? Denizli cevap de... Performans testi 3 ve soru 13... Bu parçada fecraati ile ilgili verilen bilgilerden hangisi de bir bilgi yanlışlığı vardır diyor. Fecraati anlayışı 1909'da Servet-i Fünun anlayışına tepki olarak gelişir. Ve genç sanatçılar Hilal Matbaas'la bir araya gelerek bir bildiri hazırlarlar. Doğru bilgi. Evet 1909'du. Geleceğin aydınlığı anlamına gelen fecraati için böyle bir ifade söz konusuydu. Peki... Fecrati icraati hazırladığı bildirinin bir manşete ihtiyacı vardır ve bu manşeti Şahabettin Süleyman bulur. Sanat şahsi ve muhteremdir. Doğru. Efendim sözü edilen manşet ve bildirinin diğer maddeleriyle Servet-i Fünun dergisinde 20 kişinin isminin yer aldığı bildiri yayınlanır. Ve bu bildiriyi müfit rahatıp fecratiye katılan sanatçıların isimlerini sıralayarak kamuoyuna duyurur. Doğru. Efendim bu sanatçılardan bazıları şunlardır. Ahmet Haşim. Doğru. Emin Bülent doğru. Yakup Kadri doğru. Cenab Şahabettin yo yo. Niye hocam yo dedim? Yani Cenap Cenab Şahabettin yok. Cemil e, Süleyman falan var. Ay, Süleyman Nazif de yok. Yani Şahabettin Süleyman diye bir isim vardı. Hüseyin Cahit de yok. Bakınız yuvarlak için aldıklarım. Efendim bunlar e, Serfeti içerisindeki sanatçılar. Yani Fecri Ati'de hiç yoklar. Hocam Faik Ali Azansoy yok muydu? Hani hem Servet-i yer almış sonra bunlara başkanlık etmiş. Haklısın. Ama Servet-i komple buraya dahil olmuyor canım arkadaşım. Hele hele bu isimler Cenab Şahabettin, Süleyman Nazif, Hüseyin Cahit Yalçın falan yok. Efendim yarısı doğru yarısı yanlış olan bir ince nokta vardı. 4 ama yine de 5'i de okuyacağız. Yenilik söylemiyle bildiri yayınlayan topluluk Servet-i Vünun'un devamı niteliği taşır ve bir fikir etrafında toplanamayan sanatçılar kısa sürede dağılır. Doğru 1911-12'ye kadar sürüyor sürmüyor. Dolayısıyla cevap ne? Cevap Denizli. Cevap de işte bu. Performans testi 3 ve soru 14. Bu dörtlükte anlatılanlarla aşağıdaki şairlerden hangisinin sanat anlayışı uyuşmaz dedi. Aşka sanat bilmeyiz karşımıza dururken söylenmemiş bir masal gibi Anadolu'muz. Arkadaş biz bu yolda türküler tuttururken sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz." dedi. Efendim kimin şiiri bu? Ders kitaplarında da yer alan Faruk Nafız Çamlıbel'in. Faruk Nafız Çamlı ben nerede yer alıyor? Beş hocam. Dolayısıyla Ece'nin beş şairine ait yani ondan birine ait olan Faruk Nafız Çamlı. Peki sanat anlayışı onların sanat anlayışı neydi? Anadolu manzaralarını falan ne yapacağız? Şiirde işleyeceğiz. Sade dille yapacağız. Ece ölçüsüne yöneliyoruz. Halit Vahri, Ozan Soy, hatta Ruz'a veda diyordu. Yusuf Ziya Ortaç değil mi? Yani bu da Ece ölçüsüyle hatta Binnaz diye bir e, tiyatro eseri oluşturuyordu. Enis Bey, Kor Yürek, Hakeza, Gemiciler şiiriyle karşımıza çıkıyor. Ece ile tabii ki Miras, Güneşin Ölümü falan. E, Ziya Osman Sabah, o yedi meşaleci. Cevap ne? Cevap Ceyhan, bilakis Ziya Osman Sabah. Bu sanatçılara tepki olarak doğan yedi meşalecilerin en önemli ismi olarak karşımıza çıkıyordu. Ve cevap ne? Cevap Ceyhan. Cevap Ceyhan. Performans testi 3 ve soru 15. Bu parçada kendilerini biz olarak tanıtan sanatçı. Aşağıda verilen edebi akımlardan hangisinin sözcüsü olabilir? Gerçek insana ulaşmak. Öncelikle onun şuur altına inip, e, inilip eyvallah. Şuur altının boşaltılması ile mümkündür her türlü töreye hatta deneye karşı çıkıyoruz. Çünkü aklın ürünü olan değerler şuur altının su yüzüne çıkmasına engel teşkil ediyor. Biz serbest çağrışım taraftarıyız. Serbest çağrışım dedi. Sanat eseri tesadüfün ürünüdür. Ben biz masalsı bir dünyanın bir çeşit çevirmeniyiz. Vay ve sanatı mantıkla izah etme gibi bir yöntemi benimsemedik diyor. İşte sevgili dostlar burada çok da güzel bir metin de bu arada klasik seyircim olamaz. Niye? Çünkü bilinçaltı, şuuraltı gibi bir durumu hiç söylemiyordu klasikler. Klasikler akıl ve sağduyu diyordu bir kere. Yani biz mantık falan kullanmayacağız diyor, İzah etmiyoruz diyor. Sembolistler kapalı anlatım derdi. Serbest çağrışım derken belki burada böyle hocam bir şey bana böyle sıcak geldi diyebilirsiniz. Tesadüf demezdi. Edebi sanatları özgürlük diyebilirdi. Musiki derdi. Hemen panasyenler dış ve iç e, <laughs> mükemmelliğine ulaşmaya çalışıyoruz derlerdi. Egzistansiyalistler ise e, evet, seçimlerinin bir sonucudur gibi bir ifade kullanabilirlerdi. Dolayısıyla burası ne? Hocam ne? Hani Andra Breton, Louis Aragon gibi isimler sürrealizm. Cevap ne? Gerçek üstücülük. Yani cevap Bursa. Cevap B. İşte bu. Performans testi 3 ve soru 16. Ben ne diyor bu parçada meraklı okurun sorularını yanıtlayan Hakan Sazyek. Eki romanla ilgili olarak yani romanın teknikleriyle ilgili eseri bulunan sanatçı ve araştırmacı aşağıda verilen roman tekniklerinden hangisini açıklamıştır diyor. Meraklı okur diyor ki roman ve öyküde kullanılan tekniklerle ilgili bir kitabınız var mı o kitabı bana verebilir misiniz? Hakan Sazlik de diyor ki roman tekniklerini içeren terimler sözlüğünü kaleme aldım eyvallah. Kitabımı öneririm elbette ama bu sözlüğü baştan sona roman okur gibi okuyamazsınız. Peki bence seçim yapıp okumalar yapmalısınız. Bazı terimlerin üzerinde daha çok durmalısınız diyor. O halde sevgili arkadaşım burada hani terimlerin üzerinde duracak. Bakalım meraklı okur ne diyecek. O terimlerin neler olduğunu belirtirseniz sevinirim. E, Hakan Sazek de diyor ki karakterlerin zihninden geçenleri seri şekilde ara vermeden. Peki. Sıralamaya sokmadan. Evet aktaran gramere imla kurallarına dikkat etmeden samimi olan ancak karmaşık cümle yapısına dayanan tekniği öğrenebilirsiniz diyor. Ha burada ne yapmış? Bir tanımlamada bulunmuş. Hangi e, tekniği tanımlamış? Elbette bilinç akışı. ÖSYM'nin sınav sorusu var böyle bilinç akışını tanımlamış. Bu çok güzel ayrı bir soruya dönüşmüş burada da can dostlar. Pastiş neydi? Pastiş herhangi bir eseri taklit. Ee, yani biraz da alay e, da vardı pastişlerde taklit etmeydi. Parodi hem taklit hem e, yergisel tutum vardı. Leitmotiv yani tekrar edilmesiydi bazı kavramların, kelimelerin falan tekrar edilmesiyle oluşandı. Metinler arasılık yani mesela öykünün içerisinde tiyatronun imkanlarından, makalenin, denemenin imkanlarından e, yararlanmakta gibi. E, dolayısıyla cevap ne cevap Ankara cevaba işte bu performans testi 3 ve soru 17 bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diyor. İnsana ve topluma odaklı bir yazar olduğu kadar doğaya, doğadaki dönüşümü romanlarına konu eden bir yazardır. Romanlarında ekososyoloji açısından doğanın işleyişi iki şekilde karşımıza çıkar. İlkinde doğa romanın fiziki çevresi içinde çeşitli bitki türleri daha çok yaban hayatındaki hayvanlarıyla ekolojik dengenin önemini ve işlevini gözeterek verilir. Burada yazar bizi çok sayıda çiçek, bitki ile Roman'ın geçtiği yörede yaşayan hayvanların isimleriyle tanıştırır. Mis. İkincisi de üretim ilişkisinin değişimi ve Çukurova'da evet burası önemli, endüstriyel tarıma geçişle toprağın kullanımında ortaya çıkan büyük değişimden etkilenen ekosistemin yanında İstanbul'da çarpık kentleşmeye ve denizin kötü kullanımına bağlı olarak bozulan doğayı işler. İşte sevgili arkadaşım Sabahattin Ali kasaba yaşamını en iyi işleyen isimlerden biriydi ki olmaz. Çukurova değildi zaten. Şimdi Kuyucaklı Yusuf bildiğiniz Aydın'ın Kuyucak kasabasında veya nahiyesinde neyse geçiyordu. ...aydınlara selamlar... ...Kemal Tahir Orta Anadolu'dan besleniyordu... ...yani Orta Anadolu derken hocam... ...yani işte Çorum... ...Çankırı dolaylarından... ...onlara da selamlar... ...dolayısıyla ee, Yaşar Kemal evet... ...Çukurova'dan beslenen isimdi... ...hatta Yaşar Kemal sözlüğü... ...diye bir şeyden bahsedilebilir... ...Necati Cumalı İzmir bölgesinden... ...Ege bölgesinden beslenerek... ...hani tütünle geçimini temin eden... ...insanların yaşamlarına eğiliyordu ve fakir baykurt gittiği bölgelerdeki ezilen insanların hikayelerini bir öğretmen gözlüğüyle aktarıyordu. Evet dolayısıyla toplumcu gerçekçi sanatçılar bunlar cevap ne cevap Ceyhan cevap C. Performans testi 3 ve soru 18 bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki eserlerden hangisi getirilemez diye bir soru kökü var. Abdurrahman Tarhan şairi azam tesatlar şairi ünvanlarıyla alınan tanzimat dönemi şairidir ancak onun şairliği kadar oyun yazarlığı da önemlidir. Sanatçı roman gibi okunsun diye nokta nokta adlı oyunu kaleme almıştır. Efendim İlhan Turhan onun eseri değil miydi? Evet hocam Eşber evet hocam. Efendim Nazife onun eseriydi. Tarık onun eseriydi değil mi? Şimdi Binnaz burada böyle tekli isimler olarak gidiyor. Yusuf Ziya Ortaç'a ait ve ile yazılmış önemli bir eserdi. Hani macerayı aşkı falan tabi sanatçınındır ama evet Binnaz adlı eser içli kız da bu arada Abdurrahman Tarhan'ın Hani hepsini sayıyor gibi oldum da Cevap ne de, Cevap Denizli cevap ne de, işte bu Performans testi 3 ve soru 19 Bu parçada sözü edilen araştırmacının İncelemesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Tanzimat dönemini detaylı bir şekilde incelemeye koyulan bir araştırmacı dönemin gazetelerini okumaya başlayarak yola çıkar. Gazetelerde yer alan makaleleri okuyan sanatçının dikkatini dille ilgili yazılar çeker. Gazetelerde sözlükle ilgili çalışmalardan bahsedilmekte ve Kutat Kubilik çevresinden Orhun abideleri çevirisine kadar çalışmalar yer almaktadır. Eski ile yeni arasında ikilem yaşayan sanatçıların gerekdir gerekse edebiyat ile ilgili eleştiri türündeki makalelerine yoğunlaşır ve araştırması, araştırmasını sözlüklerden ve eleştirilerden yana çevirir diyor. Peki şimdi şöyle anladığımı söyleyeyim. Eleştiri deyince aklıma benim Namık Kemal'in tarihi bir arabatı oldu. İkilem şairi deyince Ziya Paşa aklıma geldi. Şiir ve inşa adlı makalesinde halk edebiyatı iyidir derken divan edebiyatını kötülerken tarihi bir şey özür dilerim harabat adlı eserde ise divan edebiyatı muazzam deyip halk edebiyatını özür dileyerek eşek anırmasına benzetiyordu. Dolayısıyla burada ne var? İkilen vardı. Peki sözlük yazarı olarak kim karşımıza çıkıyor? Şemsettin Sami. Kamusu Türkiye, Kamusu Fransa ve Kamusu Arabi gibi böyle eserlerin sahibi. Bakalım görelim anladıklarımı söyledim. Şemsettin Sami'nin Kamusu Türkiye eseri doğru. Ahmet Vefik Paşa'nın lehçeyi Osmani. Bu da bir sözlüktü. Doğru. Hocam ya Ahmet Vefik Paşa sadece tiyatroyla ile ilgilenmedi mi? Hayır. Mesela sanatçının şecereyi Türkiye olarak bir eseri de yok muydu? Türklerin soy ağacını gösteren falan. Bu eseri ise lehçeyi Osmanisi bir sözlüktür. Yani Türkiye Türkçesine dair de denir. Hani Türkiye Türkçesi derken Türkiye Devleti de yani Batı Türkçesi diyelim diğer bir ifadeyle. Ziya Paşa'nın şehir ve inşa yazısı. Evet demin söylemiştim. Efendim İbrahim Şinasi'nin tercüman ahval mukaddemesi. Şimdi tabi gazetelerini okumaya başlayarak yola çıkar. Yer alan makaleleri okuyan demişti. Efendim mukaddime de sanatçının okuduğu veya okumak durumunda olduğu eserlerden biri olur. E, malumunuz tercüman ahval ilk özel gazeteydi. İbrahim Şinasi'nin bu gazetedeki ilk yazısı da ilk makale örneğidir edebiyatımızda. Noktalama işaretlerinde ilk kullanıldığı eser olarak karşımıza çıkar. Cevap, de, cevap edir ne? Cevap Edirne. Namık Kemal'in Celalettin Arzem Şah tiyatro ile ilgili bir şeyden bahsetmiyor. O yüzden cevap, de, cevap edir ne? Cevap Edirne. Cevap E işte bu. Performans testi 3 ve soru 20. Şimdi burada 20. soruda sevgili arkadaşım biraz böyle küçültmek işime gelmedi. Çok küçük kalmasın metin istedim. O yüzden şöyle kaydırırım. Önemli değil bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Peki efendim şöyle eğer şoförün istediği parayı verseydim bütün bu işler başıma gelmeyecekti. Fakat Bomanti bahçesinde Pek sıkıcı bir hava vardı. 27 Mayıs patlamış. Bütün eğlence yerlerinin tadı tuzu kaçmış. Tozdan dumandan ferman okunmuyordu. Saat 1'e doğru meydandaki taksilerden birine atlayıp ulustan indim. Ulusta indim. Nedir borcum dedim şoföre. Ne verirsen ver dedi. E, ee, kızdığım bir laftır. Çünkü bu sözlerin altından Çapanoğlu çıkar ekseri. Nitekim öyle de oldu. Her zaman gittiğim bir yer olduğu için biliyorum 5 lirayı uzattım. Yedi buçuk lira dedi şoför. Ne verirsen ver dememiş miydi? E birader hem ne verirsen ver diyorsun. Hem de verileni beğenmiyorsun. Beş liraya her zaman gelirim. Bu mantiden buraya ben. Yirmi defa geldim belki. Yok efendim dedi. Yedi buçuk liradır tarife var. Nerede tarife? Göster bakalım. Efendim arabadan. Evet göster bakalım dedi. Pardon. Ee, şöyle biraz daha indireyim. E, ee, yok efendim dedi. Nerede tarife göster bakalım. Arabadan inmiştim tartışıyorduk. E, e verme yahu paran da senin olsun boynundaki kravattan utan. Bir de böyle derler bir de öğretmen olacağım falan diyorlar bu trafik cezası yazanlar bize. Yani böyle hata mı Ya ben de insanım hata yapabilirim. Uzattım bir 10 lira. Al bakalım dedim al parayı. Madem ki tarife böyleymiş al parayı. Aldığına dair bir de makbuz ver. Efendim sadece içten anlaşılır bir dil kullanıldı mı? Kullanıldı hakikaten. Ben de mevzuya daldım yani. Olaylar tanrısal bakış açısıyla anlatılmıştır. Şimdi tanrısal olamaz. Sebebi şu. Tartışıyorduk. Bakalım. ben Dedim falan diyor. Ben dili kullanıldı. Kahraman bakış açısıyla anlatıldı. Dolayısıyla cevap B gözüküyor. Devam. Anlatımda diyaloglardan faydalanmıştır. Yararlanmıştır. Doğru diyaloglar vardı gördüğünüz gibi. Eyvallah. Anlatıcının psikolojik durumuna değinilmiştir. Yani kızmış kandırıldığını hissetmiş. Evet boğucu bir hava atmosfer vardı diyor. 27 Mayıs falan olmuştu diyor. Doğru. Gündelik hayattan bir kesite yer vermiştir. Hani hepimizin böyle şeyler başına gelebilir. Doğru. Dolayısıyla cevap ne? Cevap Bursa. Cevap B işte bu. Performans testi 3 ve soru 21. Aşağıdakilerden hangisi verilen içerik ile ayrı açıdaki eser uyuşmamaktadır şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Beyrus Bey bir paşa zadedir. Babası ölünce annesi ve kendisine büyük bir miras kalır. Alafranga bir yaşam sürer. Periveş adlı kadına aşık olur ve onun peşinde bir mirası tüketir. Araba sevdası. Evet doğru. Bir Bey'in süperlikleri üzerine kurulmuş bir eser de Edebiyatımızın ilk realist bu arada romanıydı. Mansur, Cezayir eşrafından İstanbul'a sığınmış bir ailenin oğludur. Paris'te tıp eğitimi alır, doktorluk ve memurluk yapar. Akrabası Zehra ile evlenen eğitim gönüllüsüdür. Turfan'da mı yoksa Turfa mı? Yani Mizancı Murat Bey'in eseri ve Mansur'un e, hikayesi üzerine kurgulanmış bir eserdir. Doğru. E, İslam Bey, savaş çıkar çıkmaz nişansız hikayeyle vedalaşır cepheye gider gönüllere beni seven arkamdan ayrılmaz dediğini duyan Zeki gizlice erkek kılığına girer ve Adem adıyla gönüller arasına katılır. Vatan yahu Silistre doğru. Hemen bir deniz subayı olan kahraman Didruba adında ahlakça zayıf bir kadınla evlidir. Didruba kocasının Sinop Muharebesi'nde öldüğüne dair yalancı tanıklar bularak başka biriyle evlenmek üzereyken eserin kahramanı durumu öğrenir. Ve yeni koca ile kahraman mücadele ederken ikisi de ölür. Akip Bey evet sevgili arkadaşım bu da tiyatro eseri olarak Namık Kemal'in tiyatro eseri. Hemen dışişleri memurlarından Süleyman Nusret. Bir anlaşmazlık sonucunda Paris'teki görevinden ayrılıp İstanbul'a döner. Ölen karısından kalan tek kızı Azra ile Server'e gönlünü kaptırsa da ona evlenme teklifi edemez. Evet Ferda'yı Garam geleceğin aşkı anlamına gelen bir eser. Süleyman Nüset nerede geçiyordu hocam? Süleyman Nüset benim hatırladığım kadarıyla e, Peyami Safa'nın romanında geçiyordu. Dolayısıyla cevap Edirne cevap E. Performans testi 3 ve soru 22. Bu parçada tanıtılan Ozan aşağıdakilerden hangisidir diyor. Türk tasavval şiirinin Yunus Emre'den sonra en önemli Ozan'ıdır. Asıl adı Gaybi'dir. Eserlerinde sarayi, miskin sarayi gibi mahlasları da kullanmıştır. Sanatçı manzuma mensur olarak birçok eser üretmiştir. Gevhername, Vücutname, Kitab-ı Migrate, Dilguşa sanatçının eserlerinden bazılarıdır diyor. Sevgili arkadaşım e, hatırladınız değil mi? En çok eseri olan en azından oradan yakalayabiliriz diye düşünüyorum. 15. yüzyıl falan. Kaygusuz Abdal. Evet Abdal Musa Kaygusuz Abdal'ın hocası ama böyle eserleri yoktu. Belki eserlerin bazıları yangında mı ne yanmıştı falan böyle yok olmuştu. Eşrefoğlu Rumi Müzekkin Nüfus adlı eser aklına gelebilir. Muhittin Abdal'ın eseri aklıma gelmedi. Pir Sultan Abdal da zaten hani okuma yazma meselesiyle ilgili bir problem vardı. Yani kendi kendine böyle eğitmiş bir isimdi. Dolayısıyla cevap ne? Cevap Bursa. Cevap B.